Düzenin tarihi simgelerinden biri olan olimpiyat kavşağının isminin sessiz sedasız sancaklı kavşağı olarak değiştirilmesi hem vatandaşın hem siyasilerin gündeminde. Olimpiyat kavşağı siyasileri de aynı görüşte birleştirdi. Düzce'de çok sık karşılaşılmayan bir şekilde hem iktidar hem muhalefet siyasileri Oksijen TV'ye yaptıkları özel açıklamalarda bu sembol ismin değiştirilmesinin doğru olmadığı görüşünü savundu. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, belediyenin tasarrufunda olan bir durum olduğunu ancak böyle durumlarda halkın isteğine başvurulması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, belediyenin tasarrufundadır ama kamuoyu bunu değerlendirecektir. Şehrin alışkın olduğu bina, kavşak, cadde, mahallelerin isimlerinin değiştirilmesi mantıklı değil. Bu ismin yeni açılan bir yere verilmesi bence daha mantıklıdır şeklinde konuştu. MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu ise 99 depreminde zaten hafızası silinen Düzce'nin hafızasını değiştirmeye gerek olmadığını belirtirken çocukluğumuzdan beri bildiğimiz Ankara ile İstanbul'un bile böyle bildiği olimpiyat kavşağı ismiyle oynamamak lazım. Sancaklı ismi başka bir yere de verilebilir. Değiştirilmemesi gerekir. Doğru bulmuyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Semih Cemşit de Konuyla ilgili görüşlerini belirtirken meclis üyelerimize soru önergesi hazırlattık. Hangi sebep, hangi kararla yaptırıldı cevap verilmesini istedik. Ben yaptım oldu mantığıyla olmaz. Meclisten nasıl olsa karar çıkar diye erken davranılmış. Önce konu meclise gelmeliydi. Bu değişikliğe AK Partili olup da birçok kişinin karşı çıkacağını da düşünüyorum. Meclise geldiğinde çoğunluğun kabul etmeyeceğini de düşünüyorum ifadelerini kullandı. İyi Parti İl Başkanı Yunus Özay Erden de olimpiyat kavşağının adının sancaklı kavşağı olarak değiştirilmesine tepki gecikmedi. Er, Döze'nin simgelerine dokunmayın. Olimpiyat kavşağı ismini değiştirmek şehrin hafızasına darbe vurmanın ötesine geçmez. Bunun dışında da kente bir faydası olmaz dedi. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin de sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda Kavşağın adının değiştirilmesini Döşeller'e saygısızlık olarak nitelendirdi. Şahin paylaşımında 1952 Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Hamit Kaplan Dözce'de işlettiği tesisin adını olimpiyat koyar. Bu tesis ünlülerin uğrak yeri olur ve Dözce'nin tanıtımına büyük katkı sağlar. Tesisin önündeki kavşak da yarım asırdan fazla olimpiyat kavşağı olarak anılır. Bu kavşağın adı değiştirilmiş. Bu kavşağın adını değiştirmek olimpiyat şampiyonu Hamit Kaplan'a ve Düzce'lere saygısızlıktır. Sen ne kadar değiştirirsen değiştir, Düzce'ler bu kavşağın adını olimpiyat kavşağı olarak tescillemiştir ve öyle kalacaktır ifadelerine yer verdi.